Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar Nisan 2024 Klan Savaş Liglerinin 3. değil 4. gününde kaldığımız yerden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Dünkü videoyu izleyenler bileceklerdir 45 yıldızlık muhteşem bir performansla 3. güne de yeşil tiki atmıştık. 4. günde de şu anda... Ezeli ve ebedi rakibimiz Captain Jack isimli klanla eşleşmiş durumdayız. Bize en yakın olan, bize en fazla Tedirgin eden rakibimizle eşleştik arkadaşlar. Eğer bu günün savaşını da kazanmayı başarabilirsek o şekil veya bu şekilde usta bir ligi için ufukta bir ışık göründüğünü söyleyeceğim. Şimdi sezon bilgilerine baktığımızda senaryoları bir değerlendirmek istiyorum. 165 yıldız tek bir saldırı hakkımı bile kullanmadım. Eşleştiğim Captain Jack isimli klan ise 9 tane saldırı haklarını kullanmış olmakla birlikte 148 yıldızda performanslarını devam ettiriyorlar. Yani kötü senaryoda Oldu ki klan savaşında yenildik. Bugün yenildik. Yine de muhtemelen birinci sırada günü tamamlayacağız. Bu kötü senaryo. Yani kötü senaryoda bile pozisyonumuz gayet iyi durumda olacak. İyi senaryoda ise arkadaşlar bu savaşı kazanıyoruz. Aradaki yıldız farkı iyice uçuruma çıkıyor. Her savaş kazandığınız gün için ekstradan 10 yıldız da alacağınız için Captain Jack klanıyla aradaki farkı ciddi anlamda aşmış, usta bire çok daha fazla yaklaşmış olacağız. Bir de Orta şekerli bir senaryomuz var o da savaş kafa kafaya gider yıldızlar eşit olur ya onlar kazanır ya ben kazanırım gibisinden yine de birinci sıradaki pozisyonumuzu koruyacağız. Şimdi bir bakalım bu Captain Jack isimli klan nereliymiş ne yerlermiş ne içerlermiş evet Tayvan konumlu bir klan. Bugüne kadar toplamda 250 tane savaş kazanmışlar. Bununla birlikte 5 tane de savaş kazanma serileri mevcut. Köylerinin çok büyük bir kısmı belediye binası 16 olmakla birlikte en tepedeki 10 tane köyden bahsediyorum. Alt taraflarda en altta bir tane belediye binası 13, 2 tane 14 ve 2 tane de belediye binası 15 köyleri vardı arkadaşlar. İşte yine geçiş yapmamanın klan savaş liglerinde cezalandırıldığına şahitlik ediyorsunuz. Hala da bana yazıyorlar. Arkadaşlar ben korkuyorum artık bir şey söylemeye. Çünkü herkesin oyun eğlence algısı farklı ama gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. İşte Hirom şu kadar, savunmam bu kadar. 13'teyim, 14'e geçeyim. Men sonunda dayanamadım bir tanesinde Direkt 16'ya geç dedim. Ya, tabii klan savaş ligleri bazında göz önünde bulundurursanız kesinlikle ben haklıymış tartışmam bile ezerler arkadaşlar. Klan savaş liglerinde eşleşme sistemi yoktur. Rakibiniz belediye binası 3 de olabilir 16 da olabilir. O yüzden sağlam bir 13'tense zayıf da olsa bir 16'yı ben likler açısından e, tercih ederim. Şimdi buyurunuz 9 saldırı 21 yıldız almışlar. En tepedeki köyü üçlemişler. Yani bunu görür görmez vay be dedim. Dişli bir klanla karşılaştık herhalde. Helal olsun diyecektim ki diyorum da. Ama yorumsuz bir şekilde şu saldırının tekrarını size göstereceğim. <laughs> Max köy lan bu. Maxio arkadaş. Maxio ilk 5 saniyede ne var ne yok salladı. Valkürler Roma. İşin garip tarafı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kendime de burada bir öz eleştiri yapmış olayım. Haklı olarak izleyicimiz diyor ki lan diyor bu kadar kolay işleniyor madem şikayet ediyor, ağlıyorsun zırlıyorsun kan kardeş sen de yapsana yapamıyorum. Abi ben şu stratejiyi yapıp da 3 yıldız alamıyorum bir türlü. Belediye binası 13'te de öyleydi. Cehennem ejderleriyle iskeletleri kombinleyip e, spam saldırıları yaparlardı. Elektrolarla mesela 3 yıldız alıyor. Ya bu spam saldırılarını bir ben yapamıyorum herhalde. Yani tuttururlar mı tutturuyorlar. En tepedeki kalemizi yıktılar arkadaşlar. 2 numarada %85 iki yıldız. Allah'tan şu alt tarafta 2 tane tek yıldız defansımız var. Hani bunlara sarılarak savaşı kazanmaya çalışacağım. Şimdi olası senaryolardan konuşalım. Alt taraftaki 5 köyü 3 dedim. 5 saldırı 15 yıldız. Geriye kalan saldırıları mümkün olduğunca sizlerle birlikte yapacağım. <laughs> Bizim için en kötü senaryoda rakip kalan 6 saldırı hakkından da 3 yıldız alırsa... 6 çarpı 3 18 artı 21'den 39 yıldızda savaşı tamamlarlar. Benim 40 yıldız almam için 25 yıldıza ihtiyacım var. 10 tane saldırı hakkım kaldığını göz önünde bulundurursak 5 tane üçlük alır. Geri kalan 5 tane köyden de 2 yıldız almayı başarabilirsem rakibe nefes alma fırsatı vermek sizin bu savaşı kazanıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için en kötü senaryo. İyi senaryo mesela 2 tane üçlük kaçırsalar değil mi? Olur mu? Olur. 2 tane ben sanmıyorum kaçıracaklarını. Böyle kolay köyler kaldı ama burada bile tek tek kaldılar. Neden olmasın? Hani bir tane üçlük kaçırsalar bana dört tane üçlük yetiyor. İki tane üçlük kaçırsalar ben üç, üç tane üçlük patlatsam savaşı garanti kazanırım. Yani içimden bir ses diyor ki bu savaşı kazanacağız ama yine de kötü senaryoya hazırlıklı var gücümüzle mücadele etmek istiyorum. Vaziyetler bu şekilde. Alt taraflardan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü <laughs> üçlenmek daha kolay olacak burada. Moral yüksek olsun diye. Kanker Ralt'a hesabımıza geçiyoruz. İlk saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Evet efendim, Kankıraltı isimli hesabımızdayız. Bir bakalım ne basmışım. Bu arada yine her zaman olduğu gibi videonun öncesinde planımı, projemi yaptım. En tepedeki 2-3 tane köyde çok kararsız kaldım. Bu alt tarafları yapalım. Ondan sonra oraları tekrardan bakacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Burada zeplin tercih etmişim. Muhtemelen belediye binasını zeplinle indireceğiz. Şöyle bir 10 numaraya gözcülük yapalım. Ben de hafızamı tazelemiş olayım. Evet, görür görmez hatırladım. Burada planım şu şekilde olacak arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşünü... Ee, bu alt taraftan kaya saçar kompartmanına doğru başlatacağım. Bu bölgeyi temizledikten sonra geri çağırmayla çekip kartal topuna doğru giriş yapacağım. Belediye binası iki tane öfke büyüsü kulesiyle korunuyor. Bize çok sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Patlatıcıya dondurma atmak suretiyle efendime söyleyeyim. Köyü işlemeye çalışacağız. Şimdi dikkatli bir koridor temizliği yapmam lazım. Bir tane sinsi buraya atarım. Bir tane de buraya attım mı her türlü içeriye girer diye düşünüyorum. Yeter ki hava savunması şifacılarımızı rahatsız etmesin. Eee... Yani edecek gibi de gözüküyor ama dur bakalım bakarız bir hal içerisinde. Öfke atarım balon atarım. Her şey hazır saldırı butonuna tıkladım gitti. Günün değilse de videonun ilk saldırısı. Bu işler hep nasip kısmet arkadaşlar. Haydi bakalım bu zayıf köylerden düzeni kötü köylerden 3 yıldız alabilirsem eğer işler çok yolunda gidecektir. Şuradan kırılçıyı bıraktım. Şifacıları da şöyle şu şekilde pozisyonlandırdım. Bir tane de mayın eşeği attım. Şöyle bir adet öfke büyüsünü patlatıyorum. Defansif kraliçe bir yandan. Kaya saçar bir yandan. Hiç şakaya gelecek halleri yok. Kraliçe kendini öne attı. Bu sayede şifacılar artık hasar yemeyecek. Şifacılarla kraliçe birbirine çok yakın olduğu zaman arkadaşlar Kaya Saçar'ın ikinci hasarından etkileniyorlar. O tehdidi de ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Kelle avcısını kullanacağım. Kraliçe ile birazcık daha temizlik yapmaya niyetim var. Eğer kral bulaşmazsa kullanmayacağım tabii ki de. Çok güzelsin. Şuraya bir tane daha öfke büyüsü atacağız artık. Yapacak bir şey yok. Madem attık şu okçu kulesinin inmesini de bekleyelim. 2 dakika 18 saniye süremiz var. Topa vurursa bekleyeceğim altın deposuyla oynamayacağız. Tamamdır. Operasyon başarılı. Şuraya bir sinsi goblin bırakıyorum. Şöyle şu noktadan kraliçeyi hava savunması görmeyecek şekilde. Ardından koruyucu. Devamında orman binicilerimi pozisyonlandırdım. Şu noktada bir tane büyücü bırakalım. Şöyle titan ve kırıldı bırakıyorum. Gidecek yerleri yok. Duvarlar açılacak. Her türlü içeriye girecekler. Şöyle 3 tane mayın eşeği. Zeplin'i ne kadar geç o kadar iyi ama çok da fazla abartmamak lazım. Şimdi patlatıcı var ya kasırga masırga çıkar diye tedirgin oluyorum. Şu noktada bir adet zehir büyüsü patlattım. Koruyucu içeri girmen lazım. Tamam. Şöyle bir koruyucunun özel patlatıcıyı yine geç kaldık. Sıkıntı yok. Dondurma büyüm var. Koruyucunun özelliğini de uygun bir noktada kullandığımızı düşünüyorum. Kelle avcısına bak üst tarafta gidecek şeyi indirecek arkadaşlar. Şu monolite bir tane dondurma. Tekli cehennem kulesine bir tane dondurma. Yoksa zeplin binaya ulaşmayabilirdi. Tamamdır. Geldi 3 yıldız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyorsunuz? Bence 3 yıldız geldi. <laughs> Yalnız Zeppelin binaya gitmese, bir kasırga çıksa, bir problem olsa inanın bana tek yıldızda belki kalmayız ama 3 yıldızda gelmezdi diye düşünüyorum. Şu kralın özelliğine bir basalım. Monolite yapışacak direkt mükemmel. Kraliçe teklinin icabına bakacak. Şu noktada bir tane büyücü bırakıyorum. Evet 3 yıldız geldi gibi gözüküyor arkadaşlar. Şükürler olsun. Almamız gereken 5 tane üçlükten bir tanesinin üstünü çizmiş durumdayız. Her 3 yıldız aldığım saldırıdan sonra gönül rahatlığıyla bir oh be çekebileceğiz. Aldığımız her üçlük bizim elimizi rahatlatacak ve güçlendirecek arkadaşlar. Bu arada time feel mind feel olmaz değil mi? Aman diyeyim. <laughs> Aman diyeyim hemşerim. 40 saniye var. Gelir, gelir. Okçuların bağlığı çok kıymetli. Özellikle alt taraftaki ordu kampı. Cehennem kulesi tekli de ama bir sürü askerimiz var. Problem olacağını düşünmüyorum aynı. Güzel bir 3 yıldızla açılışı yapmış oluyoruz arkadaşlar şükürler olsun Burada arada da kazıcı var e neden diye soracak olursanız sanırım e, tamam işte koruyucu yürüyüşü yapmıyorsak kazıcı olacak zaten benim de kafam karıştı koruyucu yürüyüşü yapıyorsanız saldırının başında kertenkele diyorum koruyucu yürüyüşü yapmıyorsanız kesinlikle kazıcı diyorum arkadaşlar pırıl pırıl bir üçlük bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet efendim Kankarır 5 hesabımıza giriş yaptık. O da ne? Süper okçular var. Demek ki süper okçuların kullanılacağı uygun bir düzen çıkmış karşımıza. Kankarır 5 köyünün karşısında bir bakalım. Güç ve kahraman iksirlerimi kullandım. Orduyu tekrardan kontrol edeceğim. 9 numarada Lil Kith isimli vatandaş. Heh tamam. Yani <laughs> tepelerde güzel düzenleri var ama bu düzen gerçekten berbat arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın ama Klan kalesinin üstünde indireceğim zeplin, klonlar ve öfke büyülerinin yardımıyla birlikte süper okçular parça pinçik yapacak. Arka tarafta kalırsa bir monolit kalır ama kusura bakmasın onu da ciddiye alamayacağım. Çok böyle antin kuntin ters düz bir şeyler olmazsa buradan 3 yıldız almamız işten bile değil diye düşünüyorum. Ayrıca koruyucunun özelliğiyle orman binicileriyle giriş yapacağım için tazıyı tanklamak için zeplini tanklamak için bir tazı da gerekmiyor. Onun yerine de ekstra askerler aldım. <laughs> Her şey hazır. Bak koruyucu yürüyüş başlayacağız ama yine de elimde kazıcı var. Neyse dursun bakalım. Zaten köy çok zayıf. Düzeni de kötü. Daha doğrusu köy zayıf değil de. <laughs> bak cehennem kuleleri max. Aslında köy zayıf değil de düzeni çok kötü. Ulan bak ben yine böyle artist artist konuşuyorum. Buradan 3 yıldız alamayacağız. Ondan sonra al başına belaya. Dur bakalım. Alırız alırız. 3 yıldız alırız arkadaş. Kasırga bize bize engel olamaz bence. Böyle orman binicileri. Kral kule için ne var ne yok spamlayacağım arkadaşlar. Hiç gözünün yaşına bakmıyorum. Şöyle iki tane daha balon attım. Sadece temizlik askerlerini bekletebiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Zaten bebek ejderleri de bu yüzden dahil etmiştim orduya. Zeplerimi de pozisyonlandırıyorum. Çok geciktirmeden de kullanmam lazım. Orman binicileri araya açarsa sıkıntı çıkabilir. Tam şöyle şu noktada artık koruyucunun özelliğine bastım. Ve tamam hayırlı olsun nur topu gibi. 3 yıldızımız geldi bence. Bu noktada bir adet görünmezlik. Zeplerimi indirdim. Şöyle bir klon öfke. Şimdi bu görünmezlik büyülerini geç kalmadan şu anda yapmış olduğum gibi atmam gerekiyor. Bunu yapmakta muvaffak olursa 3 yıldız gelecektir arkadaşlar. bir tane daha. Şampiyonu da şöyle şu noktadan pozisyonlandırdım. Bir tane daha görünmezlik. ikinci öfke büyüsünü de patlatıyorum. Sanırım görünmezlikleri birazcık erken attım. Dünyanın son değil. Kraliçenin özelliğine bastım. Son görünmezlik büyüsünü de kullanıyorum. Lan gelmeyecek mi lan yoksa? Büyük rezillik olur. <laughs> Aman diyeyim. Benim yüzümü gara çıkartmayın arkadaşım. Kral özelliğini kullanacak. Duvarlar açılacak. Kraliçenin önü de açılmış olacak. Çok güzelsin. Şu noktada bir dondurma büyüsü patlatmaya karar verdim. Monolit şampiyona vurmasın diye arkadaşlar. X sayı Ağır savunma namına bir şey kalmayacak ama defansif kral. Ben bu kelle avcısını niye atmıyorum? <laughs> bu kelle avcısını atsam çok daha rahat olacak üst tarafta işler. Tamam monolith de indi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sandığım kadar da kolay olmadı arkadaşlar. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Şuraya hemen iki tane büyücü attım. Belki alırlar diye ama alamadılar. Kral menzilden çıktı çünkü. Sıkıntı yok. Lan var mı yoksa? Yalnız var ya bak çok artist artist konuştum. Abi geldi ama yani yaptığım artistlik de şey oldu gibi. Ne oldu? Acısını çıkarttılar gibi yani. Hani o kadar da artistlik yapmanın lüzumu yokmuş göğe karşı. Niye böyle bu kadar zorlandık buradan saldırı yaparken ya? İnanılır gibi değil. Yalnız o Titan'ın geri dönmesi lazım inşaatçı kulübesine. Uf Allah'tan döndü var ya. Anka kuşu tankladığı anda sinsi goblin elimdeki sinsi goblin inşaatçı kulübesini indirecek. Umarım canı yeterli miktarda vardır. Heh iyi fullmiş bari. Yalnız var ya. Hakikaten var ya yani. İşte şu çeneni tut kan kırır kardeş. Yani rezil etme kendini. Ne güzel kötü düzen anladık. Yap saldırını çık işte. Ne diye kendini riske atıp beklentiyi yükseltiyorsun. 3 yıldız alamazsan da yediklerini yalamak zorunda kalmazsın yani değil mi? Evet ikinci Ohumuzu da çekiyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet efendim. Kankarır 4 hesabımıza girişimizi yaptık. Yalnız burada da ganimetler dolmuş taşmış. Arşı alaya çıkmış. Bir gün 2 saat sonra işçi boşa düşecek. Neyse ki klan kalesi boşmuş arkadaşlar. O yüzden kazandığımız ganimetlerde de mundar olmayacak. Evet 2 tane iskelet almışım. Bak sen şu işe. 2 tane bebek ejder almışım. 8 orman binicisi burada koruyucu yürüyüşü. Evet kertenkeleyi aldığıma göre demek ki koruyucu yürüyüşüyle başlayacağız saldırıya. Bir bakalım. Ben de tam hatırlamıyorum. Görünce hatırlarım muhtemelen. Rakibin 8 numarasında DJ Yel isimli vatandaş. Heh tamam hatırladım. Bebek ejder. Bebek ejder ordu kamplarını havaya vuran bir şey yok. Güzel temizlik yapacaklar. Sinsi goblin. Sinsi goblin koruyucuyla burayı temizleyeceğiz. Şu 3 bina indikten sonra ya sağ taraftan ya da sol taraftan ana saldırı gücümüzü pozisyonlandıracağım. Zeplin binaya gidecek. Tekli cehennem kuleleri izole ve ee, münferit olduğu için iki tane de iskelet büyüsü dahil ettim orada. Özellikle arka tarafta da bir tane tekli var. Bakalım. Düzen yine çok iyi değil ama İşler yolunda gitmezse 3 yıldızı da alamayabiliriz. Elimden geleni yapacağım. Her şey hazır. Yeşil 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 tikleri saydık. Saldır butonuna da tıkladım gitti o halde. Bakalım 3. ohumuzu da çekebilecek miyiz? Önden koruyucu yürüyüşüyle başlayacağız. Hiç şüphesiz vakitten kazanmak için. Ulan hava bombası patladı. Balon atmama rağmen şifacılar da hasar gördü. Sıkıntı yok. Şöyle bir sinsi şöyle bir sinsi. Bir adet mayın eşeği ve bebek ejder. Bir adet mayın eşeği ve bebek ejder. Tamamdır. Temizleyin bakalım şimdi. Şimdi temizlik zamanı arkadaşlar. Alabildiklerini alsınlar. Koruyucuya gerekirse bir tane öfke büyüsü atabilirim. Bir tanesini kesinlikle klan kalesinde kullanacağız ve binanın etrafı duvarlarla çevrili kesinlikle girmiş olması lazım. Öteki türlü bina baya bir sıkıntı çıkar. Üç yıldızın bile önüne geçebilir arkadaşlar. Şimdilik sakin sakin bekliyorum. Süre sıkıntımız yok. Şu çift topa vurur mu acaba? Çift topa gitmiyorsan o zaman ben de saldırıya başlarım arkadaşım. Şöyle şuradan orman binicilere hemen şöyle şu noktada bir tane sinsi goblin ve bir büyücü bırakıyorum. Ee, i̇skeleti şöyle şuraya atalım. Tekli cehennem kulesi midemizi bulandırmasın. Roket balon monlar zıpırlar mı? Hemşerim bir sakin olun. Şöyle bir adet zehir büyüsü. Zeplimi de pozisyonlandırdım. Kraliçeyi de gönderdim. Fena değil gibi. Koruyucunun özeline de bastım. Çok ciddi bir hasar yiyoruz gibi bir his geldi içimde. Şurada bir öfke kullanacağım. Şu noktada bir öfke kullanacağım. Kasırga mı? Severiz saygımız vardır. Aman diyeyim işte bundan korkuyordum. O dondurmayı atmasaydım var ya. Şinano'yu alabilirdik hadi. Ne kasırgaymış arkadaş. Bitmedi iki günde ya. Şu şampiyonu atacağım. Bir tane iskelet büyüsüyle tekliği tanklamaya çalışacağım. Şöyle kelle avcısını da ben niye göndermedim onu da bilmiyorum. Tekli krala kitlendi. Attım kafaya bir adet dondurma büyüsü. Şu şampiyona öfke atacağım. Hatta ve hatta dondurma da atacağım arkadaşlar. Çünkü o noktada seken top ilk Hixey'i rahatlıkla indirecektir. Kralın özelliğini kullanan Defansif kralı kendi kralım sandım abi. Bu arada gelmeyecek galiba 3 yıldız ya. Ciddi misin sen? Gelmeyecek gibi. Mı acaba? Bence gelmeyecek. Evet. Acaba? İskeletlerin başımızdan gitmesi iyi oldu. Özellikle kraliçenin özelliğine bastım ki. Ulan teklilerin yaptığı işe bak arkadaş. Kafayı yersin ya. Bekliler başımıza bela oldu arkadaşlar. Şeyi de kaybetmişiz. Tilkiyi de kaybetmişiz. Al başına bela. Ulan şu tekli cehennem kulelerin bu kadar iş yapar mıydı ya? Vay arkadaş. Gelmedi arkadaşlar. Ay gelmedi. Olmadı. Niye olmadı? Spamladık istediğimiz gibi olmadı işte. Bendeki de sorumu niye, niye olsun? <laughs> olsaydı niye oldu diye soracak mıydık <laughs> sormayacaktık şikayet etmiyoruz şikayet eden namerttir bizden de değildir diyecektik e bu sefer de olmadı niye olmadı diye sormayın soran namerttir bizden de değildir arkadaşım hadi bakalım öyle toplayalım mevzuyu %88 %89 5 tane atmamız gereken üçlükten iki tanesini mi 3 tanesini mi tamamladık bir tane de nazar boncuğumuz olsun yukarılara çıktıkça 3 yıldız almak daha da zorlaşacak onun da bilincinde olaraktan Devam edeceğiz arkadaşlar saldırılarımıza. %90 olsun bizim olsun. Vuramayacak. %89.99 iki yıldız. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet efendim. Kan Karar 3 isimli hesabımızdayız. Ne varmış burada? Bildiğimiz geleneksel klasik kullandığım ordu. Geri çağırma büyülü. Kraliçe yürüyüşlü. Aa koruyucuda kertenkele var. Kazıcı yükseltmede ise. Evet kazıcı yükseltmede tamam. Kraliçe yürüyüşlü. Birkaç tane hesabımda arkadaşlar bir acemilik edip öngörüsüzlük yapıp kazıcıları yükseltmeye aldım. O yüzden bazı saldırılarda mecburen kertenkele kullanıyorum. Heh bu düzen. Ne yalan söyleyeyim bu düzene o spam valkürlerin orman binicilerinin ip gibi dizilip sallandığı ve benim bir türlü muvaffak olamadığım başarısız olduğum saldırıların haricinde ne yaparım diye uzun uzun düşündüm bir kere süper okçu falan yapamazsın geç. Bomba kuleleri, zehir büyüsü kuleleri, köydeki boşluklar, nereden çift dev bomba çıkacak bilemezsin. Çok riskli. Girmedim o topa. Yıldırım deprem dedim. 7 yıldırım deprem şuraları indirelim bir şeyler yapalım. Yine riskli olacak. Yani kraliçeyi bırakacağım şuradan arkadaşlar. Temizlesin şu kompartmanı. Devamında da kartal topundan içeriye doğru sallayacağım askerleri. Öncelikle hedefim tabii ki de 2 yıldızı garantiye almak. 3 yıldızı da alırsak ne ala memleket diyeceğiz. Yani bu, bu köye adam akıllı bir planım yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani birazcık doğaçlama takılacağım. Efsanelik saldırısı gibi olacak. Şuraya bir tane sinsi, şöyle şuraya bir tane sinsi bıraktım. Doğal boşluktan faydalanıp kraliçeyi içeriye sokmaya çalışacağım. Amacım bu yönde. Kaya saçarı falan mutlak surette indirmemiz lazım. Şuraya bir tane daha sinsi attım. Kraliçenin ne yapacağı hiç belli olmaz. Böyle <laughs> bir tane daha mayın eşeği attım. Hatta bir tane de sol tarafa doğru atıyorum. Girişte güdümlü hava mayınları varsa zaten epitopu 4 tane şifacımız var. Hiç kaybetmeye niyetim yok. Öfke büyüsü elimde hazırda bekliyorum. Kaya saçar bunda anda lazım olacaktı. Kullandım. Tamam. Oradan sol taraftan içeri girer diye düşünüyorum. Aynen. Soktuk arkadaşlar kraliçe içeriye. Gayet güzel. Dondurma elimde bekliyorum. Bir yandan defansif kraliçe bir yandan çoklu okçu kulesi vurursa sıkıntı çıkabilir. Öfke de atabilirim. Şurayı ben bir dondurayım da arkadaşlar. Hatta yetmez. Ben bir tane de öfke atıyorum. Son iki balonumu saklamaya niyetim var. Kraliçeye vuraydın ya önce iki gözümün çiçeği. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Tamam sakin. Sakin, güzel gözüküyor. 2 dakika kala başladığımızda süre sıkıntısı yaşamıyoruz genelde ama şu çoklu okçu ok kulesinin inmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü o bize sıkıntı çıkartabilir. Birkaç saniye kaybedeceğiz ama dünyanın sonu değil. Tamamdır. Şöyle krilçiyi çektim. Hemen şöyle şuradan orman binicileri. Buz goleminde sıkıntı çıkartacak bir asker yok. Ee, büyücü müyücü atamıyorum bekleyeceğim. Burada bir zehir. Şöyle bir titan. Duvarlar açıldıktan sonra kralı da pozisyonlandırdım. İki tane mayın eşiği ve zeplini de gönderip bir tane de öfke. Abi çok ciddi hasar yiyorduk. Mecburen bastım koruyucunun özelliğine. İyi olmadı bu. Çok feci hasar yiyoruz. Girişte baya bir yakalandık kaldık. Şuradan şampiyonumu da atacağım. Tamam zeplin binaya gider gibi. Lan oğlum senin ben buz goleminin patlayacağı yere tükürmeyeyim. Binayı ve XE'ni dondurdum tamam. Ah bir kazı bir de kasırgamız eksikti. Bak görüyor musun şimdi bina patlayacak. Merkezdeki bütün askerlerimiz de bundan etkilenecek. Ah Zaten canları azdı girişte bayağı bir sıkıntı yaşadı Şu kelle avcısını da arkadan attım Kralın özelliğine basmanın tam zamanıdır Ne var ne yok hepsine hasar verdi İsabet puanlarını yarıya kadar düşürdü Anka kuşundan aldığımız destekle birlikte Kral mücadelesine devam etmeye çalışıyor Kelle avcısına nefes dahi aldırmadılar Yok abi gelmez buradan 3 yıldız ya Değil mi kraliçe de çok dışarıda kaldı Yok mümkün değil Tahmin ediyordum bu düzende böyle bir şeyler yaşayacağımızı <laughs> Pek sürpriz olmadı arkadaşlar benim için Ne yalan söyleyeyim daha saldırıya başlarken söyledim yani. Bu düzen pek hoşuma gitmedi. Güzel düzenmiş. Ama ben kullansam tıpkı ana köyde olduğu gibi muhtemelen. Valkürlerle üşlerler bu köyü yani. <laughs> ben yapamıyorum. Spam spam da bir yere kadar yani. Elim gitmiyor arkadaşlar. Güvenemiyorum yani. Neyse sağlık olsun. Yüzde ne kadar yukarı taşırsak bizim için o kadar iyi olacak. Çünkü yıldızların eşit olma ihtimali de gayet tabii söz konusu. Öyle bir durumda. Yüzde farkıyla savaşı kaybetmek istemem. Yani hak ettiğimizi sonuna kadar almaya çalışacağım. Yüzde 81 yine mi düzce? Yine mi bamya? <laughs> 81 düzceye selam olsun diyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim sıradaki saldırımızı bir zamanlar bağış hesabı olarak kullandığım belediye binası 16 köyümde gerçekleştireceğim. Güç ve kahraman iksirlerini değerlendiriyorum. Kraliçe yürüyüşlü alev fırlatıcılığı. İçinde süper binicilerin olduğu bir orman binicisi saldırısı gerçekleştireceğim. Rakibin 6 numarasından Hao Xingxiong Shangxing isimli vatandaşa karşı. Şimdi düzenimiz bu şekilde. Uzun uzun düşündüm plan proje yaptım. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir tane mayın eşiği bebek ejder. Şu üç binayı temizleyeceğiz. Kriliçeyi, süper duvar kırıcının şöyle şu noktalarda çalışacağını ümit ederekten zehir büyüsü kulesinden şifacıların etkilenmeyeceği... Aynı zamanda Kraliçe'nin de belediye binasında garanti ilerleyeceği bir pozisyondan bırakmam gerekiyor. Çok ciddi bir sıkıntı çıkmazsa Kraliçe ile binayı indireceğiz. Burada güzelce bir temizlik yapmaya çalışacağız. Devamında Alev Fırlatıcı'yı Okçu Kulesi'ne doğru göndereceğim. Bir tane Mayın Eşiği gizli Tesla testi ile birlikte devamından Kraliçe'yi çekeceğim ve şuradan altın deposundan merkeze doğru sallayacağım. Düzen bir acayip iyi desen iyi değil kötü desen kötü değil bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Birlikler tamam. Büyüler tamam. Hero'lar ayakta. Koruyucu yerde. Klan kalesi dolu. O halde saldır butonuna tıkladım gitti arkadaşım. Hadi bakalım. 2 dakika kala saldırıya başlamam gerekiyor. Bunu unutmamam lazım. Şimdi önce duvar kırıcıyla başlayacağım. Klan kalesinde ne var acaba? Oo çok ileride çalıştı. Yalnız var ya. Hmm, şöyle bir zehir büyüsü atacağım. 2 tane mayın eşeği. Kraliçe hemen ardından şifacılar ve ışık hızında bir adet de öfke büyüsü. Vallahi hiç riske atmaya niyetim yok. Zıpırlar bir sakin olur musunuz rica etsem? Oraya ben ne attım? Balon attım inşallah. Şuraya da bir tane büyücü atıyorum. Kraliçenin sağ taraftan ilerlemesi gerekiyor. Hadi. Of şükürler olsun. <laughs> Valla bir an için korktum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hakikaten tırstım. Ufacık bir şey ters gitse var ya. Burada ciddi sıkıntı yaşardık yani öyle söyleyeyim. Şuraya bir tane mayın eşeği attım. Şöyle şu noktadan da alev fırlatıcıyı pozisyonlandırıyorum. Kraliçe orada iyice bir gazına alsın. Öfkenin etkisi geçsin. Ne indiriyorsa indirsin. Kar bileceğim kendime. Bir havan bile alsa yanımıza kar olacaktır. 2 dakika 10 saniye süremiz var. 10 numara 5 yıldız. İnşaatçı kulübesi de insin. Devamında kraliçeyi çektim arkadaşlar. Tamam operasyon başarılı. Şimdi önce şurada orman binicilerini atacağım. Hemen ardından koruyucu. Çünkü zehir büyüsü kulesinin çalışacağını biliyorum. Şifacıların hasar yemesini istemiyorum şu noktadan. Titan, kral... Tamamdır. Şöyle girişe doğru bir adet öfke büyüsü patlattım. Tamamdır. Şifacılarımız hayatta güzel. Şöyle kelle avcısını da sızdırıyorum. Koruyucunun üzerine basmak için fırsat kolluyorum. Bastım gitti. Tamam. Tam kaya saçarlar falan vurmaya başlayacakken. Kraliçe umarım dışarıya çıkmazsın. Bak de attım. Yapma kraliçe. İşte bana bunu yapma. Şöyle bir tane monolite dondurma büyüsü patlatıp şampiyonda. Lan oğlum. Şampiyona tıkladım ama çalışmadı işte. Çalışmayınca da yapacak bir şey olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Binicilerim savaşı dahil oldular. Defansif kral midemizi bulandırmaya devam ediyor. Valla görüntü güzel değil. Karışık kuruşuk bir görüntü var. Son dondurmayı da şurada değerlendireceğim. Hero'ların özellikleri elimde böyle bir acayip bir görüntü var. Hakikaten karar veremiyorum. İyi mi gidiyor kötü mü gidiyor. 2 tane, 3 tane x'eyi ve monolit var arkadaşlar. Çok da iç açıcı gözükmüyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şu kralın özelliğine bir basalım. En azından monolit vurmuyor şimdilik. Şifacılar hayatta ama çok çirkin bir görüntü var ya. Ya kraliçe niye dışarı çıktın? Benim hatam biliyorum ama çıkmayaydın olmuyor muydu yani? Şampiyonu da yem o noktada monolite. Tilki bir tur daha döner misin? Tilki bir tur daha dön. Monolitte ne varsa kimse yanına yaklaşmak istemiyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ben de asker olsaydım ben de monolite yaklaşmak istemezdim yani. Yalnız var ya iyi gitmiyoruz arkadaşlar. Bir şey oldu. 3'te 0 yani son yaptığımız 3 saldırıdan bir türlü istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu benim pek hoşuma gitmiyor. Daha almamız gereken 3 tane üçlük var. En kötü senaryoda başarıya ulaşabilmemiz için. 20 saniyemiz kaldı. Kraliçenin özelliğine de basıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle büyücüyü bıraktım. Bir tane de okçu sallıyorum. Yani çok yüksek yüzdelere ulaşacağız. Hatta belki de time fail mi? Yok time fail de değil. Yani gerçekten hayal kırıklığı oldu bu saldırı benim için. Şu askerlerden birkaç tanesi monolite biraz daha güçlü ilerleseydi. Daha farklı bir sonuca da taşıyabilirdi saldırıyı. Neyse. %94 2 yıldız arkadaşlar. Orta şekerliden hallice bir performans olarak kabul ediyor. Bir sonraki saldırıya geçmeden önce şöyle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. 5 saldırı yaptık 2 tane üçlük aldık 3 üç tane üçlük kaçırdık iyi değil. Alt taraflarda köyler zayıf işi de biliyor bu rakip kılan orman binici valkü falan kesin 3 diyecekler. 3 üç tane üçlük almam lazım. 5 saldırıdan 3 tanesinden 3 yıldız alırsam garanti galib galibiyet. Devam. Pekala efendim. Büyüklü küçüklü kan Namı diğer. Bu köy adam oldu isimli hesabımızdayız. Evet. Süper okçuların klonlanacağı bir... <laughs> valkür almışım ben de. Evet hatırladım. Bu düzeni özel. Titanları silip Valkür aldım. Sırf merak ettiğimden dolayı ne olacak acaba? Hani süper okçular düzeni iyi ya. Elimiz rahat olur düşüncesiyle şu Valkürlerin ekmeğini birazcık da ben yemek istiyorum be kardeşim. Çok bir şey istemiyorum ya. Heh, tamam görür görmez adı. Spam'ın dibine dibine vuracağız arkadaşlar. Ne yapacağım diyorum. Yapacağım şeyi söylüyorum size. Rakibin yaptığını yapacağım. Ama birazcık daha daktiksel bir şekilde. 4 tane şifacımız var. Direkt koruyucuyu şöyle şu noktadan bırakacağım. Kertenkele'yi almış mıyız? Almamışız. Neden almamışız? Almamız lazım daha bu ki. Ya direkt orman bilgilerini sallayacağım. Bütün askerlerimi buradan merkezden içeri yollayacağım arkadaşlar. 2 tane de bebek ejderim var. Bunu da böyle sağa solu temizlemek için değerlendireceğim. Süper okçuları monolitin üstünde klonlayacağız. Sonra bakalım ne oluyor. <laughs> ben de bilmiyorum. Umarım 3 yıldız gelir. Her şey hazır. Saldır butonuna tıkladım gitti o halde. Yalnız kertenkeleyi üşenmeden alsaydım iyiydi. Bak kraldı o noktada. Dur bakalım. Şurada bir tane sinsi goblin. Şöyle bir mayın eşeği ve bebek ejder. Şöyle şu noktada bir mayın eşeği ve bebek ejder kullandım. Hemen ardından orman binicileri ışık hızında koruyucu. Devamında şifacılar. Hemen peşine valkürlerimi pozisyonlandırıyorum. Kral, mayın eşeği, zeplin. Şeyim yok. Zehir büyüm yok. Krilçiyi de bıraktım ve koruyucunun özelliğini de şakladarak basıyorum arkadaşım. Hadi bakalım ne olacaksa olsun. Görünmez aldım elime. Şöyle şu noktada değerlendirip zeplini patlatıyorum. Bir adet klon. Kafaya iki tane öfke büyüsü. Hemen ardından ikinci görünmezlik büyüsü. Merkezi parça pinçik yapıyoruz. Şampiyonu geciktirmeden atmaya karar verdim. Şöyle bir tane daha görünmezlik. Devamında ikinci öfke büyüsü. Şu noktada bir dondurma basıp kralın özelliğine basıyorum. Bir tane daha görünmezlik büyüsü. Görüntü güzel geliyor gelmekte olan galiba. Şu kelle avcısını da defansif kraliçeye atıyorum. Bir tane görünmezlik büyüm var. Süper okçuların şimdilik ihtiyacı yok gibi ama attım. Çoklu cehennem kulesi vurmasın diye. Ya kral tam duvara açıldı dışarı attın kendini. Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsun? Seni de anlamak mümkün değil. Bir bakıma da iyi oldu ama büyücülerim vardı. Ben temizlerdim yine orayı. Arkadaşlar geldi gibi 3 yıldız ha. Geldi geldi. 1 dakika 48 saat. Ulan valkürler iyiymiş lan. <laughs> Biz bugüne kadar e, sunta kemirmişiz arkadaşlar. <laughs> Kraliçe yürüteceğim bilmem ne yapacağım Ah işte salla gitsin. <laughs> Ama işte ne zaman denesem başarısız sonucu ulaşıyordum. O yüzden cesaret edemiyordum. İlk defa denedim videoda ve sonucu ulaştık arkadaşlar. Ben yorumu size bırakıyorum. Çok fazla söyleyecek bir şey de yok. Oyunun geldiği hal hoşuma gitmiyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Diyorum abi 3 yıldız alınca kalp atışların 110'a kadar çıkacak. Farklı bir şeyler hissedeceksin 3 yıldız aldığında. Bir de böyle 3 yıldız almaman lazım. Basmayacağım lan şampiyonun kalkanına. Gitsin, yürüyerek temizlesin. Yeterince kolaylaştırıldı zaten oyun. Basmıyorum. Tepki. <laughs> evet, kankarır kardeş 3 yıldız aldıktan sonra Sevinç'ten ne yapacağını şaşırmıştır ve bir sonraki saldırıya geçmek için hazırlanıyordur. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Belediye Binası 16 ana hesabımıza girişimizi yaptık. Bir bakacağım ekipman yükseltmesi yapabiliyor muyum? Hayır. Zaten çoğunu da 17-18 yapmışız. Şampiyonun hayat taşı var. Donmuş ok var. Deprem çizmesi ve öfke şişesi var. Birer seviyelere. Donmuş ok daha fazla şey var. Biliyorum yani. Şimdi güç iksiri de kahraman iksiri de basacağım arkadaşlar. Hiç gözünün yaşına bakmıyorum. Yani şu kalan son 4 köy var ya hakikaten sıkıntılı. Gözüm hiç kesmiyor. Doğru düzgün bir planım da yok. Doğaçlama takılacağım. Baştan peşin peşin söyleyeyim yani. Şimdi ordumuz klasik. Kraliçe yürüyüşlü geri çağırma büyülü. Zeplin. iki yıldızı kesinlikle istiyorum. Yani burada baktığım zaman monoliti kraliçe yürüyüşüyle temizlemek mantıklı olur mu? Ya da şuradan kraliçeyi içeriye sokup çoklu x kralı falan alıp lan kalesini temizleyip değil mi? Öyle bir şeyler mi yapsak nasıl yapsak valla hiç bilmiyorum ya. Ya buradan girsem belediye binasından sonra arkada iki kaya saçar. Seken top iki tane ilk kalacak. Buradan içeri girsem zeplin binaya çok yakın olacağı için zehirden orman binicilerimiz etkilenecek. Yine şu monolite doğru giriş yapmak bana daha mantıklı geldi arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim sanırım öyle yapacağım. Kraliçeyi buradan bırakacağım. Vaziyete göre ya buradan içeri gireceğim ya da şu üst taraftan belediye binasına doğru sallayacağız askerlere. Sistem simetrik olduğu için zaten çok değişen bir şey olmayacak. Sadece patlatıcıdan dolayı e, şuradan girersek sanki daha iyi olacak. Çünkü buradan girersem patlatıcının nüfleme ihtimali daha yüksek şifacılara. Bakalım nasip kısmet her şey hazır gözüküyor. Saldır butonuna tıkladım gitti. Azdan az gider çoktan çok gider diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Haydi bakalım. Şuraya bir sinsi. Şöyle şuraya bir sinsi. Kırılçıyı bıraktım. Bir tane mayın eşe. Hemen ardından şifacılar. Evet gizli. Lan oğlum şifacılar sizin. Ben babanızın düşmanlarına tüküreyim. Sizin yapacağınız iş batsın. Ayıptır günahtır. Yapmayın şunu. Sinsi goblinlere de gitmezsiniz ya. Heh. Şifacı hasar yedi gereksiz yere. Şu noktada bir adet süper duvar kırıcı kullanıp kafaya da bir tane öfke büyüsü patlatıyorum. Tamam sakin. Dondurma lazımdır abi. Sadece monolit vuruyor ama haddinden fazla vuruyor sanki. He? Abi atacağız mı onu? Attım. Öteki türlü sıkıntıya girecek gibiydi. Tamam. Monolit'i alalım. Kraliçe o noktayı bir güzel temizlesin. Ben razıyım. Şuraya bir tane de büyücü bırakmaya karar verdim. İşler birazcık daha hızlansın diye. Hazır kraliçe onu tanklıyorken. Tek atmış oldu bu sayede. Tamam. Bir tane daha öfke büyüsü kullanıldı. İki tane hava bombası patladı. İyi olmadı bu. Tamam sakinim. Şöyle bir tane öfke büyüsü patlatıyorum. 5 saniyem kaldı saldırıya başlamak için. Ana saldırı gücümüz için. O yükselerinden en az birisini alalım. Öteki türlü bir anlam ifade etmeyecek arkadaşlar. Şuraya bir sinsi golün atıyorum. Alt taraftan gireceğiz dedik ama üst taraf daha mantıklı. Tamam o yükseğini alın. Bomba kulesini beklemeyeceğim artık. Yapıştı mı da dayanamıyorum. Tamam. Gel kraliçe. Gel canım benim. Hemen şöyle ışık hızında koruyucu. Devamında orman binicilerim. Şöyle şuraya bir tane bebek ejder mayın eşeği. Şöyle şuradan kral. Devamında titan. Mayın eşeği. Zeplin. Kelle avcısını da attım. Patlatıcı üflemeyecek. Görüntü güzel. Kraliçe yine mi dışarı çıktın ama yapma bana bunu artık ya. Gerçekten yoruldum. Çıkmaman lazım dışarıya. Şuraya bir adet zehir büyüsü patlatıyorum. Şampiyonu da bari kraliçenin önüne atalım da belediye binasını indirdik. Bu iyi haber. Şu noktada bir tane öfke büyüsü kullanmaya karar verdim. Çoklu okçu kulesi var. Bakalım. Ya kaderdir ya kısmet arkadaşlar. Çok kötü bir görüntü yok ama çok iyi bir görüntü olduğunu da söyleyemeyeceğim. Whatsapp mesajı bana geldi. Hemen şöyle onu da kapatalım. <laughs> evet. Güzel gözüküyor. Valla kararsızım. Kral özelliğini kullandı. Sanki geldi gibi be. 50 saniye süren var. Kraliçenin ve şampiyonun özelliği elimizde. Çoklu cehennem kulesi miydi bu Titan'ın yardımıyla birlikte iskeletleri temizledik. Bu çok iyi oldu. Koruyucu gitmeden evvel şu çokluya da bir tane dokunduraydın öyle gideydin ya. Şuraya iki tane birden büyücü atıyorum. Kraliçe bir an önce hızlansın diye. Arkadaşlar şampiyonun kalkanıyla şu topu indirebilir miyiz demeye kalmadan zaten kendisi gitti. Şuraya iki tane okçu atıyorum. Aynı şeye vursunlar. Kraliçenin üzerine bastım. Süre. Süre 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 süre. Süreden başka hiçbir sıkıntımız yok. Geldi gibi. Bence geldi ya. Bir tane sinsi goblinim olaydı gelmedi. Time fail olacağız. Okçuları kara iksir sondasına atsam daha mı mantıklı olurdu acaba? Hadi lan lan oğlum hadi lan. Dört. Yapma canını yerim geldi oy şükürler olsun. Allah. işte buna var ya ben tam anlamıyla bir oh çekiyorum arkadaşlar. Tam anlamıyla bir oh çekiyorum. İçimin yağları eridi yani. Güzeldi güzel. Bak bu saldırı güzeldi. Hoşuma gitti. Zaten sıkıntı şurada. Köyler sağlam ve düzenler de iyi olunca beleş üçlük yok. Onun yanı sıkıntı yok da. Azıcık bir şey zayıf köyler çok kolay üçleniyor. Benim derdim de ondan yani. Eskiden böyle kolay üçlenmiyordu yani. O yüzden benim köylerin hepsini bir an önce makslamam lazım. O da pek mümkün gibi gözükmüyor. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Tırmalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Elimden gelen ardımı koymaya, koymamaya devam edeceğim yani. Evet, en tepeyi de üçledik. Sen misin beni üçleyen? Ben de seni üçlerim arkadaşım. <laughs> devam ediyoruz. Evet efendim 2 numaralı belediye binası 16 hesabımıza girişimizi yaptık. Şöyle bir bakalım ne basmışım burada klasik geleneksel. Tamam duvar kırıcımız var her şeyimiz hazır. Şöyle bir tane güç iksiri bir tane kahraman iksiri. Tamam burada arkadaşlar sadece bir tane 3 yıldız almam gerekiyor öyle değil mi? Bir tane üçlü alırsam 36 iki tane de 2 alırsak 40 aynen bir tane üçlük yani şu son 3 saldırıdan bir tane üçlük geri kalan 2 yıldız olursa Rakibe hiçbir şekilde şans vermeden yeşil tik atmış olacağız. Gerçekten gerginim birazcık. <laughs> Heyecan da dorukta. Düzenler de sağlam. Görmüş olduğunuz üzere. Fena bir düzeni yok yani vatandaşın. Bakalım ne olacak? Şimdi burada böyle bir senaryoda Kartal topunu hedeflemek en mantıklı seçenektir. Aslında bu düzenleri daha önce pek çok kez işledim ama işte kraliçe bir dışarı kaçar. Olur mu olur? Al başına belayı bak. Şuraya sokabilirsem onu bir X'li Kartal topu koruyucu kral bu bölgeyi temizlersem şu alt taraftan sallarım askerleri ve güzel de sonuç verir buna inanıyorum. Ama kraliçe dolandı öyle oldu böyle oldu al başına belayı. Şuraya bir büyücü atarım. Kral görüyor. Hmm. Kraliçe kendisi karar versin duruma göre temizlik yapıp içeri sallamaya çalışacağız. Kartal topunu alıp x'e indirirsek olur bu iş. Sağa sola yalpalarsa al başına belayı. Patladı git yandı kütüm, yandı gülüm keten elvi oluruz. Bakalım önce kraliçeyle başlıyorum. Böyle hemen ardından şifacılar. Bu noktada bir tane sinsi goblin. Şu noktada bir tane bebek ejderi feda edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kraliçe ne tarafa gider? Hiç aceleci davranmayacağım. Soldan mı gider? Sağdan mı gider? Attım bir tane öfkeyi. Hiç riske atmak istemiyorum. Kelle avcısı devrede. Gitmek istediği yeri... anın Bak aşağıya dönecek. Biliyorum. Biliyorum. Malımı biliyorum ben. Ben malımı bilmem mi? O yüzden beklettim. Bak şimdi de iskeletler yüzüne aman diyeyim. Aman aman aman. Buraya bir tane büyücü attım. Tamam. Şükürler olsun. Kraliçe içeride. Bu saatten sonra da herhalde çok ciddi bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Zaten her türlü kartal topunu aldık. Bir tane X'e'yi indirelim. E tamamdır. Değil mi? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Sakin. Sakin. Çok ciddi bir hasar yükü var şu anda kraliçenin üstünde. O yüzden bir tane daha öfke büyüsü atmaya karar verdim. Dondurma elimde defansif kraliçeyi alabilirsem onu da alacağım. İçeri gireydin aslında. İçeri girip şu gizli Tesla'yı alırsa ne kadar güzel olur değil mi? Ama girmedi. Tamam arkadaşlar ben kraliçeyi çektim şöyle. Nereden başlayalım? Alt taraf bana daha mantıklı geldi. Daha daralmış bir koridor o yüzden. Hadi bas. Bas bas bas. Bazen basıyorum basıyorum tıklamıyor. Çok sinir bozucu. Buradan kral titan. Süre. Süre yine bizi gıdıklayacak diye düşünüyorum. 1 dakika 40 saniye çok kötü değil ama çok iyi de bir şekilde zamanlayamadım süreyi. Görünmezlik büyüsü kulesi yok bir şey yok. Koruyucunun özelliğine bastım. Şu patlatıcıya bir adet dondurma. Şöyle bir adet zehir. Yeti ve orman binicilerini kaplayacak şekilde bir adet öfke. Şu noktada bir tane daha dondurma. Şampiyonu kralın arkasından gönderip şuraya da bir tane okçu bırakıyorum. Belediye binasını şükürler olsun 3 gün sonra indirmeyi başardılar. Dondurmayı çok dikkatli kullanmam gerekiyor. Elimdeki son kozum arkadaşlar. Kaya Saçara ve Sekentop. Sağ taraftaki askerlerimiz gitti. Onlar için mücadele etmeyeceğim. Şuraya bir tane büyücü bırakıyorum. Seken top kaya saçar şampiyon. Orası çok tehlikeli. Dondurmayı orada değerlendirmem gerekiyor. Arkadaşlar güzel gözüküyor. Şu kaya saçarı bir dondurma atalım. Koruyucumuz ölmesin diye. Elimden geleni yaptım. Ama yine de öldü. Tamam. Kraliçenin pozisyonu çok güzel. Kazıcı hala da hayatta ama işte seken top beni çok tedirgin ediyor. Defansif şampiyon üstüne bir de zehir büyüsü kulesi bastım kraliçenin özelliğine. Şampiyonun kalkanına da şöyle şu noktada basmaya karar verdim. Bir tane Sinsi Goblin büyücü kulesine bak. Abi gelmedi. Çok yakın ama sanki gelmeyecek gibi. En kötü ihtimalle time fail olacağız. Öyle geliyor bana. Aynen time fail olduk. Umarım binaları bol bol indiririz de yüzde yukarıya taşırız. Time fail. Net bir time fail arkadaşlar. Şu büyücü kulesi nasıl kaldı? İşte nasıl nasıl plan yapacaksın ki onu? Nereden bileceksin? Nasıl öngöreceksin? Hiçbir şey yapamazsın. Şampiyon belki yetişir diyeceğim ama yetişse bile üst tarafta depoların temizliğine yetmeyecek. Evet. Bir şey kalmadı köyde. Çok net bir time feel arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Ne diyelim yani? Bak bir tane savunma kalmadı. Çar çöp binalar. %92 iki yıldız. Fena değildi bence. Güzel bir saldırıydı. Klan kalesinden çıkan buz golemleri yine her zaman olduğu gibi güzel iş çıkarttılar. Ben de zaten kendi defansif klan kalelerime sürekli buz golemi atıyorum arkadaşlar. 3 tane buz golemi. Rakip uğraşsın uğraşsın dursun. Ve bu sefer de biz uğraştık ve 3 yıldızın önüne geçti. Çok mu vakit kaybettim kraliçe yürüyüşünde? Olabilir. Mesela o kraliçe alterini indirmek için beklemeseydim. Birazcık daha hızlı davransaydım. Belki de 3 yıldıza gidecekti saldırı. Üzdü be. <laughs> Valla. <laughs> Üzdü ama sıkıntı yok. Şöyle bir son durum değerlendirmesi yapalım. 35 yıldızdayız. Son 2 yıldıza. Son 2 saldırı. Birinden birini 3 alırsam garanti galibiyet. Yıldız farkıyla. Her ikisinden de 2 iki yıldız alırsam da şunu da söyleyeyim. Bakın yüzdelere bakın arkadaşlar. Saldırı başında yüzde benim 96. Bakın şu en bahsetmiyorum. Buraya bakmayın yanılırsınız. Şuradan bakacaksın. Rakibin yüzde 88. Yani 2 <laughs> yıldız alırsam 2 saldırıdan da yıldızlar eşit olur. Yüzde 90'ların üzerinde yıkım yüzdesi alırsam bu sefer de yüzde ile garanti kazanırım. Yani vaziyetler iyi gözüküyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Pekala efendim. Kanker 2 hesabımızdayız. Sondan ikinci saldırımız. Birazcık gerginim, stresliyim. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Düzenlerimiz zor arkadaşlar. Kolay 3 yıldız alabileceğimi düşünmüyorum ama elimden geleni ardıma koymayacağım. Bakalım. 4 numarada Bmoorz isimli vatandaşın köyünü işlemeye çalışacağız. Şöyle yapacağım. Kraliçeyi kara iksir deposunun üstüne doğru bırakacağım. Önce iki tane mayın eşi atacağım. Buradan muhtemelen gizli teslalar çıkacaktır. Yani bir şekilde kraliçeyle gidip binayı indirmeye çalışacağım. Devamında Kraliçe'yi geri çekip şu alt taraftan pozisyonlandırıp uçan kışlıyı da buradan bırakıp değil mi merkeze ilerlemeye çalışacağız. Bakalım nasip kısmet. Her şey hazır gözüküyor. Birlikler büyüler, hirolar, koruyucu da kazıcımız var. Uçan kışlı süper biniciler saldırı dedim gitti o halde. Birazcık da doğaçlama takılacağım. Bakalım <laughs> valla birazcık gerginim arkadaşlar. Dediğim üzere şöyle tam tahmin ettiğim gibi gizli testalar çıktı. Şöyle önden bir tane öfke büyüsü, iki tane birden mayın eşeği, kraliçe devamında şöyle olabildiğince köşeden şifacılar. Çünkü şifacıları görme ihtimali vardı arkadaşlar bu şeylerin. Siz söyleyin. Hava savunmasının. Kelle avcısında gerek var mı? Var. Hızlı olalım. Sırf zaman kazanmak için kullandım. Bir tane daha mayın eşeğim var. Onu da kullandım gitti. Kraliçe üst taraftan yolunu teyin etti. tercih etti. Arkadaş konuşmayı da şey yapamıyorum ya. Hemen şu kraliçe bir tane daha öfke büyüsü patlatıyorum Tamamdır Belediye binasını alalım ben okeyim bu işten Yeter ki belediye binasını indirmeyi başaralım Muhtemelen dondurma atmak zorunda kalacağım Aynen öyle şifacıları görüyor Bir tane daha öfke büyüsü atmak istemiyorum Bir tane daha dondurma atacağım arkadaşlar Onun yerine şifacılarımız sar görmesin diye Devamında o ilk sayının da bekleyeceğim arkadaşlar Sonrasında çekeceğim Gizli teslaları atacağım Bak gizli teslaların şifacıları görmemesi de büyük bir nimet Onun da altını çizmekte fayda var Şöyle çektim kraliçeyi. Hemen şöyle kraliçeyi attım. Uçan kışla. Şöyle orman binicilerimi pozisyonlandırıyorum. Kral, titan. Bu noktada bir tane sinsi goblin. Uçan kışlayı da şuradan atsam görür mü çok okçu kulesi? Görmüyor. Mükemmel. Tamamdır. Ben muradıma ermiş durumdayım. Bebek ejderi bekleteceğim. Şu noktada bir adet öfke büyüsü patlatıyorum. Koruyucunun özelliğine basalım mı? Tekli kule kitlendi. Biraz daha alsın gazını bastım. Tam zamanında tam altında şu noktada bir adet zehir büyüsü patlatıyorum. Üst taraftaki tekniği ve xayını donduracağım. Şöyle şu noktada bir tane daha öfke büyüsü attım gitti arkadaşlar. Şampiyonu buradan atmayacağız da nereden atacağız değil mi? Pekkaların hayatta kalma süresinde bir tık da olsa hızlandırmış oluruz. Tamam şimdi oturup izleyeceğiz arkadaşlar. Çok sağlam bir hasar altındayız şu anda. Buz golemleri yine her zamanki gibi midemizi bulandırmaya devam ediyor. Süper binicilerle şampiyonlar eş zamanlı olarak hareketlerine devam ediyorlar. Kralın özelliğini şöyle şu noktada kullanıyorum. Bakalım. Ya nasipleri ya kısmet. Görüntü çok kötü değil. Üst taraftaki çoklu okçu kulesi birazcık sıkıntılı gözüküyor. Kraliçe özelliğiyle birlikte monoliti de kaya saçırı indiririz. Şu seken top birazcık sıkıntı çıkartabilir başımıza. Kazıcı monoliti etkisiz hale getirdi. O yüzden kraliçenin özelliğini bekletiyorum. Şampiyonun kalkanına bassak mı? Hayır şimdi değil. Kazıcı ayatta. Seken top etkisiz hale getirilecek. Ayrıca... Tilki de hala da hayatta arkadaşlar. Bu çok kıymetli. Şuraya bir tane büyücü bıraktım. 35 saniye süremiz var. Süre gıdıklamaya başladı. Bebek ejderi nereden atalım? İsabet puanı yüksek olan bir yerlerden. Şuradan atacağım ki altın deposunu daha hızlı indirelim. Şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Duvar kırıcılık bir şey var mı? Valla duvar kırıcılık bir şey gözükmüyor. Kraliçenin özeline bastım. Duvarlarla oynuyor. Bizim 3 yıldız almamız lazım. Bizim kraliçemiz duvarlarla oynuyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Şu depoya 2 tane okçu atıyorum ve hayırlı olsun. Bir tane daha time fail'imiz oldu. Olmayınca olmuyor işte ya ne yapayım abi elimden geleni ardıma koymadım gördünüz şahitsiniz. Yine birkaç saniye farkla 3 tane kıytırı kaynak binasıyla 3 yıldızı kaçırdık gitti elimizden. %97 2 yıldız. Ah ulan ya şuradan 3 yıldız alsak var ya garanti kazandık diyeceğim savaşı. Şimdi işler birazcık riske girmeye başladı. Bir durum değerlendirmesi yapalım arkadaşlar. 37 yıldayızdı. Son saldırımız 2 yıldız alırsak 39 olacak. Rakip bütün saldırı haklarından 3 yıldız almayı başarabilirse 18 artı 21'den yıldızlar eşitlenecek yüzdelere bakacağız. Peki saldırı başında yüzdemiz bizim 96.6 rakibin 88. En kötü ihtimalle yüzdeyle kazanacağız gibi gözüküyor ya. Tek de kalmayalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. 3 yıldız olursa da çok rahat bir şekilde videoyu bitireceğim. Diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar son saldırımızı gerçekleştirmek üzere açtığım ilk yani hesabım evladım gibi sevdiğim belediye binası 16 köyümüze girişimizi yaptık. Şöyle bir güç iksiri bir de kahraman iksiri. Yalan olmasın burada planım da yok projem de yok arkadaşlar. <laughs> yani orduyu da basmadım. Bir önceki günden kalan ordu bir bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Doğaçlama takılacağım yani. Şimdi buraya baktığımda duvarlarda boşluk yok. Güzel kraliçeyle monoliti seken topu alsak. Burayı bir güzel temizlesek. Devamında orman binicilerini nereden sallarım? Şuradan girmek mantıklı olacaktır. Ama eğer böyle bir şey yaparsam görünmezlik büyüsü kulesinde dondurma atmak için sıkıntı yaşayacağız. Şöyle düşünün yani zeplini öyle bir yerden atmam lazım ki hem bu görünmezliği hem de patlatıcıyı etkisiz hale getirmem lazım. Yani şu üst taraftan başlamam lazım. O zaman şöyle giriş yapmayalım da şuradan şu şekilde giriş yapalım. Bu sefer de hava savunması bırakmayacak peşimizi. <laughs> balonlarla malonlarla bir şekilde onun icabına bakarım. Sistem simetrik gibi gözüküyor. Aynen öyle. Üst taraftan girmek daha mantıklı olacak arkadaşlar. Kuşatma olarak zeplinim var. 2 yıldız garanti olsun da 3 yıldız olursa da artık sevinelim yani değil mi? 2 yıldız önceliğim olacak. Kafam da allak bullak oldu. Ne söylediğimin de tam olarak farkında değilim. Saldır butonuna tıkladım gitti arkadaşım. Çok bir şey beklemeyin benden bu saldırıda. Hakikaten kafam sulanmaya başladı çünkü. Elimden geleni yapacağım ama. Şimdi şöyle oluyor Amil Bey. Şöyle şu noktaya bir adet sinsi goblin. Önden bir adet öfke büyüsünü feda edeceğim. Devamında kraliçe. Hemen ardından bir, iki tane balon. O hava savunmasına yeter diye düşünüyorum. Tamamdır yetti. Şifacılar. Şöyle şu noktada bir adet süper duvar kırıcı. Tamam kraliçe oradan içeriye gireceksin. İyi hiç kaçarın göçerin yok. Güzel. Şu noktada bir tane daha öfke büyüsü patlatıp monoliti ve seken top. aman özelliğini gitseydi var ya, gerçekten kötü olurdu. Ucuz atlattı. Kraliçe kefeni yırttı arkadaşlar. Şükürler olsun. Sakin sakin bekliyorum. Seken top kalktı ortadan. Kraliçenin özelliğine bastım. Öteki türlü var ya zıpırlara yem olacaktı. Kraliçenin özelliği gitti ama değdi arkadaşlar. Ziyan olmadı yani. Çok fazla beklemeyeceğim burada. Hemen kraliçeyi şöyle şu şekilde çekiyorum. Böyle önde normal bir diciler Çünkü öteki türlü seken top kraliçeyi direkt öldürecek. Özelliği de gitti. Hiç riske atmak istemedim. Şöyle şu şekilde. Bir tane bebek ejder. iki tane mayın eşeği. Şöyle kelle avcısı. Hemen ardından titan. Ve devamında Zeppelin'imi de pozisyonlandırdım. Şuraya da bir tane sinsi goblin atıyorum. Koruyucunun özelliğine basmak için uygun bir an bastım. Tam şöyle şu noktada bir ata dondurma patlatıcı üflettirmedik şükürler olsun. Şöyle bir öfke büyüsü kullanıp patlatıcıya bir tane daha dondurma görünmezlik büyüsü kulesine. Daha doğru olur o tabir tamam. Belediye binasını indirdi. Kralın özelliğine basıyorum. İkisinin devamında cehennem kulesini ayıklasın. Ee, şuradan şampiyonu atıp öfkelendirsem mi acaba? Zor tutuyorum kendimi yapmamak için. Onun yerine bekleyeceğim sabırla. Şu noktada öfke daha iyi iş çıkartacaktır. Şampiyonu pozisyonlandırdım. Hadi 3 gelsin bitsin bu iş. Gerçi 3 yıldız gelirse birazcık da tatsız tutsuz olur arkadaşlar. Tadı kalmaz çünkü. Heyecan kalmaz. 3'lersek <laughs> seviniriz. 3'lenmezsek seviniriz. Yine seviniriz. Neden? Heyecanlı olur diye. Şuraya bir büyücü. Şuraya bir büyücü. 1 dakika 10 saniye süren var. Sadece şampiyonun özelliği kaldı. Sanki gelmeyecek gibi gözüküyor. Ha? öyle mi? Öyle gözüküyor arkadaşlar. Gerçi ilk sayı var. Kraliçenin özelliği gitmiş olmasına rağmen Unicorn'umuz yok. Bak Unicorn olsa yine belki bir ihtimal diyeceğim ama Dur bakalım enseyi de karartmayalım hemen. X'i görür mü şuradan okçu atsam? Belki görüyor belki görmüyor. Şu anda karar veremiyorum. Şu noktada bir tane okçu bırakıyorum. 45 saniyesi. Lan geldi galiba. <gülüyor> geldi. <gülüyor> geldi geldi. Geldi hemşerim geldi. Görünmezlik büyüsü kulesi. Ulan görünmezlik büyüsü kulesi yüzünden 99'da kalmayalım sakın. Kraliçeyi de kaybettik. Tamam görünmezlik büyüsü kulesi de gitti. Büyücünün varlığı çok kıymetli. 3 yıldız gelirse kazandık arkadaşlar. Geldi gibi gözüküyor. <laughs> oh be. <laughs> yani var ya hakikaten oh diyorum yani. Son saldırıda öyle bir oh çekmişim öyle bir oh çekmişim ki dünyalara bedel yani. Şükürler olsun. Allah işte budur be. Başardık arkadaşlar. 40 yıldızı almayı başardık. Videonun başından beri 40 yıldız 40 yıldız diyorum. Hadi şimdi Captain Jack doğru evinize kardeşim. Doğru evinize. Yeteri kadar stres yaşattınız. Bundan sonraki saldırılarınızı yapmasanız da olur yani. Hadi benden size bir kıyak olsun. Gidin bugün tatil yapın. Alın şu 40 yıldızı. Bugün çalışmayın arkadaşım. <laughs> evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere 6 saldırı bir daha hesaplayacağım. 6 çarpı 3 18 21 daha 39 yetişme imkanları artık teknik açıdan kalmıyor. Şöyle bir bakacağım %96.9 yani kaçırdığımız üçlükler de hep 3-4 binayla görmüş olduğunuz üzere. Yani gönlümüzde 45 yıldızlık bir performans. Sezon bilgilerine baktığımda uçurum gibi bir farkla birinci sıradaki pozisyonumuzu çok güçlü bir şekilde korumaya devam ediyoruz. Geriye kaldı zaten son 3 gün. Hani bunlardan iki tanesini bile kaybetsek en çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Usta 1 ligi şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Abi nasip kısmet göreceğiz yani. Erkenden de şey yapmayalım da sonra olmazsa üzülmeyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.